Merhaba arkadaşlar, Elmas'ın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aksaray 68'den herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bugün hava çok güzel. Dışarıda saç tava yapacağız. Yemeklerimiz bugün Serkan'dan. Her zaman ben yapıyordum. Bir de bugün Serkan yapsın. Bakalım nasıl yapacakmış. Merhaba arkadaşlar. Serkan eve geldiği zaman Önce etimizi gördüğünüz gibi buzluktan çıkarttı hanım. kurban eti. Kurban eti çünkü yeşim elmas satın aldığımız etleri kasaptan yemiyor. Kendimiz kesersek o zaman yiyor. Önce böyle parça büyük şeyleri parçalıyoruz küçük küçük. Ondan sonra ince ince doğruyoruz. Her zaman çarşıdan geldiği zaman elmas ne pişirdin diye soruyor. Bugün bir de o yapsın, biz yiyelim. Aynen öyle. Yağlarını al Serkan, içine katma. Yok ya sen onu katmadın mı olmaz. Onun tadı orada. Gerçekten ben hiç sevmiyorum böyle bilmediğim etleri yiyemiyorum. Hani içimden gelen bir şey galiba. Hastalık gibi bir şey bu. Hani gözümle görmediğim zaman gerçekten midem almıyor değerli izleyicilerim. Hani vejeteryan değilim, birkaç kişi sormuş. Vejeteryan olsam hani kendi kestiğimizde yemem. Ama işte şey sevmiyorum. Hani görmediğim etleri yiyemiyorum. Serkan, sen saç tavayı yapmayı kimden öğrendin? Ben inşaatçı olduğum için genelde yemek işlerine nereye gitsek ben bakarım. O yüzden de önceden babam da çok yapardı. Bir Babam de seni tarlaydı. soruyorlar, evet, eşin ne iş yapıyor diye. Biraz kendini tanıt istersen. Hayatımda uğraşıyorum. Ne iş yapayım? İnşaat işleri yapıyorum. Serkan hayattan çok bıkkın arkadaşlar. Şu an orada arabamı da sattırdım ha. Yayan kaldım. Ne olsun işte. Uğraşıyoruz inşaat. Ne bulursa burada çalışıyoruz. Biraz daha keskin olsa daha güzel doğrayacağız ama Şu kestiklerini yanındaki tabağa koyabilirsin. Onun için getirdim. biliyorum. Bir dakika. Ustanın yani eniştenin işine karışılmaz. Kimle kimin işine? Ustayla, enişteni, şoförü, Ne ördün aşçının işine karışılmaz. annen gibi? Herkes kendi bildiğini yapar. Kaynanam Hatice'ye buradan selam olsun. Hatice kaynanam da sürekli bir tekelleme getirir her konuşmasında. Hani seni kaybeden üzülmez, bulan sevinmez diyor ya. Bak ben de şimdi o kelimeyi senin için kullanırım Hayat müşterek. Bazen de erkekler yapacak yemekleri. Arkadaşlar geçen de yaptım ben saç tava ama hava şartları dışarıda iyi değildi. O yüzden çekim yapamadık. Kardan dolayı, fırtınadan dolayı. ellerini falan güzel yıkadın Aynen. mı Tabii ilk önce elini yıkayacağım. akşamdan çıkarmıştım etleri. Hala buzu çizilmemiş. Çünkü bizim mutfak bildiğiniz buzdolabı. Buzu Çizilmemiş mi? Çözülmemiş mi? çizilmemiş. Burada öyle söylenir. Buzu çizilmemiş derler Serkan Efendi. Serkan Efendi'nin de bir ahlağı vardır. Hep benimle dalga geçmek ister. Konuştuğum şivelerle olsun. Dalga geçmiyorum. Yanlış söylediğim için. Yanlış değil Serkan. Çizilmedi derler bizim orada. Buz. Erimedi, çözülmedi, çizilmedi. Her Evet, gittiğin evet. tarafta bir şekilde diyorlar. Erimedi, çizilmedi, çözülmedi. Tutacağım. Nereye çekerse oraya gidiyor. Şimdi bunun için ne ekleyeceğim? Bunun içerisine nasıl ne ekleyeceğim? Sosları mı? Nasıl yapacaksın yani saç tavanı? Yaparken göstereceğim nasıl Ha, yapacağım. ustamız pratik. Görüyorsunuz et doğrayışından. Eline de bayağı yakışıyor Serkan Efendi. Benimki kadar olmasa da tabii. Sen mutfaktasın gün boyu. Ben seninle nasıl yarışayım? Yemeklerimi nasıl buluyorsun Serkan? Çok kolay buluyorum. Ben de evden çıkana girdim. Yemek hazır oluyor. Çok kötüsün.
Öyle sormadım tabii. Ne anlamda sorduğumu sen gayet iyi biliyorsun. Tamam, ben de espri yaptım ya. Nasıl buluyorsun Çok mesela? güzel. Yılların aşçılarına taş çıkartır Elmas Hanım. Her konuda. Getirdik, doğramasında, yemeğinde, temizliğinde. Temizliğimi fazla beğenmeyenler var. Çağırsın onun evine, bir misafir olalım o beğenmeye. Bir bakayım bunun evine. Bulaşık durulamamı falan pek beğenmemişler. O yüzden temizlik vlogu atmıyorum bu aralar. İşte herkesin ağzını bücemek ki ya. Çekemeyen olur, bir şey Ben bu olur. yola zaten çıktıysam eğer arkadaşlar, değerli izleyicilerim, her şeyi göz önüne alaraktan çıkmışımdır. Yorumlara, eleştirilere açığız arkadaşlar. Evet, aynen Kimse öyle. dört dörtlük değil. Katılıyorum. Herkesin hatası olabilir, değil mi? Tabii, hatası bulmadım. Siz kaç kardeşsiniz Serkan? Benim iki ablam var, en küçükleri benim. Zaten görümcelerimde biliyorsunuz değerli izleyicilerim. Ne mezunusun? Lise artı turizm üniversitesi mezunuyum arkadaşlar. Yaklaşık bir 5-6 yıl barmenlik yaptım. Bar şefliği yaptık. Elmasına tanışınca oraları bıraktım. Tamamen köyümüze yerleştim, yeniden Antalya'daydım. Şimdi de buradayız. Bayağı geç doğradın Serkan. Aynen, bıçak kesmiyor. Uzaktan da çok güzel gözüküyor. Kesiyor gibi gözüküyor. Biraz da herhalde kuvvet deniyorsun. Biz niye mutfakta doğramadık? Belki onun eleştirisini de yapanlar olur. Mutfağımız çok soğuk, bir. Telefonumuzun şarjı yok, iki. Sıcak sobanın yanında doğuruyoruz, üç. Hepsine cevabımı verdim şu an. Şimdi birisi diyor ki mutfakta priz mi yok diyor. Elektrik mi yok diyor. Her şey dilleri. Ama biz Kolay. sıcaklığı için, değil mi? Sıcak olduğu He. için burası. Şimdi ne Sonra yapıyoruz aşçımız? şu anda doğrama işi tamam. Evet. Artık yavaş yavaş pişirme işlemlerine de başlayacağız. O zaman Dışarı güneşli bir çıkaracağız. havada, Evet. ellerini sakın halıya değme. Değdirmiyorum, üstüyle kaldım. Tamam. Sen git, ben arkandan getireyim malzemelerini. Şu anda ateşimizi yaktık. Taş tavamızı getirdik. Birazdan yemek pişirme faslına geçeceğiz arkadaşlar. Aslında hava daha güzeldi Serkan. Biraz geç geldin, o yüzden hava soğudu. Çok güzel güneşli bir hava vardı. Daha iyi böyle. Şimdi malzemelerini bir say istersen. Saç tava için neler ekleyeceğim? Öncelikle bir tane saç tava olması gerekiyor. Evet. Et, organik biberle domates daha güzel oluyor. Bunlar Kiriş. benim bahçemin biberleri değerli izleyicilerim. Ben yazdan domateslerimi bu şekilde doğradım. Biberlerimi de doğradım. Buzdolabı poşetine koydum. Kışın pek satın almıyorum hormonları. Yazınki sebzelerimi kışında yiyorum. Karabiber, kimyon, toz biber, sarımsak. Serkan dur, ben geçeyim o tarafa. Saç tavamızı önce Saç doğradan tavasını masasını, koydu. yağsını dökelim arkadaşlar. Ve biraz Pek yağlı yapma. yağının yanması gerekiyor. Koku olmaması için. Evet. Daha sonra ne ekleyeceğim? Ondan sonra malzemelerimizi ekleyeceğim. Etimizi, domatesi, biberimizi. Geçen gün de karın yağdığı gün mü yaptın? Evet. Karın yağdığı gün Serkan saç tava yapıyordu. Üzerinden kara yağıyordu. Hatta bana dedi, sen yap, ben öldürseler çıkmam dışarı dedi. Serkan yaptı kendisi. Sonra ne oldu Serkan, sen yaptıktan sonra? Yaptıktan sonra güzelce yedik. Tavuklarım da benim yem atmamı bekliyorlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bir çağırsam hemen koşarak gelirler. Bir tanesi ölmüş.
Kümeste buldum. Çok üzüldüm gerçekten. Zaten azdı. Bir yem atayım bunlara da. Bunlar da bir taraftan yemlerini yesinler. Ben hayvanlar çok seviyorum. Birkaç izleyicim o gün köpek yavrusuna neden yardım etmediniz diye yorum bırakmış. Gerçekten o gün köpek yavrusunu İbrahim Efe istedi. Zaten çarşıya çok yakındı pazar yeri. Bayağı bir ağladı. Hani İbrahim'in bir de alerjisi var, broşit hastası. Ben o yüzden dedim hani köpekleri sevmediğimden değil değerli izleyicilerim. Köpeği biz çarşıya doğru biraz getirdik. Orada bir evler vardı zaten yakında. Oraya bıraktık. İbrahim geç geldi. Videonun sonunu izlerseniz İbrahim yok zaten orada. Babasıyla Ayhan vardı. Buradan da bu açıklamamı yapayım. Serkan beni çağırıyor. Şimdi coz diye ses gelir. Dikkat et. Çok yaktın. Hayır, çok güzel bence. Tamam hadi. Ben bugün diyorum ki Serkan'a hiç karışmayacağım. Kendi kafana göre yap diyorum ama karışmadan durabilir miyim bilmiyorum. İlk olarak da Serkan etini döktü. Yağın. Evet. Et çünkü diğerlerine bakaraktan biraz geç düşüyor. Domates biberi de organik olduğu için çabuk oluyor. İçerisinde kayboluyor. Evet. O yüzden ben önce eti döktüm. Hı hı. Sakın alma biber setli olsa o zaman önce onları öldürürüm. Hormonlu olsa? Yani onlar gece ölüyor çünkü. Ölüyor değil Serkan. Kavruluyor. Ölmek isteyen ölüyor diyor. Sen de bana diyordun biraz önce Serkan. Ne oldu eti yakacağım. Allah'tan odunluğumuz da yakın. Hemen şurası. Üzerine böyle çadır yap kapattık. Karı ıslatmasın diye. Buradan getir odunu. Pişir Serkan. Saç tavanın özelliği nedir Serkan? Lezzetli olabilmesi için? Odun ateşinde yapılması gerekiyor. Tabii ki sarımsak katmayı da unutmamak lazım. Bazıları da soğanlı yapıyor Serkan. Soğanlı evet sevmiyorum, o güzel olmuyor. O zaman menemen gibi oluyor evet. Bence. Şu anda gördüğünüz gibi hafif pişme derecesine geldiğinde sarımsağımızı şu şekilde... Sarımsak da doğruyor. Evet. Biraz küçük küçük doğru. Doğruyoruz. Genelde aşçıların %80'i erkekti zaten. Şöyle biraz uzaktan çekeyim ki dumandan gözükmüyor yakınlaştırdığım zaman. İki baş sarımsak mı doğuruyorsun Serkan? Evet. İsterseniz daha fazla da atabilirsiniz. Bizim sarımsaklar ama bayağı büyük. Keşke gösterseydin. Doğramadan önce. Organik biberimizi şöyle buzları çözülsün diye yapıyoruz. Onu hep mi dökeceğim? Evet. Zaten ölünce az kalır. Bakın etten sonra biberlerimizi ekledik. Odun ateşi de çok güzel yanıyor. Arkasından da domatesimizi atalım. Şimdi de domatesimizi atacağız ama aa, onu önceden çıkarmamız lazım Serkan. Keşke mikrodalgaya koysaydık. Bence de. Eğer çizilmez derse ben gidip koyayım gelin. Sen hiç bunu götürmüşsün dalgaya koy.
Tamam. Bu yoksa tuzunu çözün mü? Çabuk tutalım. Biraz tuz ekleyelim arkadaşlar. Piştikten sonra devamını ekleriz. Bu da yağının yanmaması için. Tamam, tuzlu olur sonra. Odun getireyim mi altına? Daha bunun üzerine su ekleyeceğiz. Şimdi bir bardakta su ekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Suyun soğuk mu sıcak mı Serkan? Fark etmez, soğuk ya da sıcak önemli değil. Babaannem derdi ki pişmiş aşağı soğuk su eklenmez derdi. Ama bizim daha saç tavamız pişmediği için problem yok o zaman. Buna su eklemediğin zaman bu yanar. Hayır, su demiyorum, soğuk su diyorum. Tamam, ben de anlıyorum da. Buna suyu koymazsan ateşle yağın etkisiyle yanacaktır. Saç tava da yanacak, içindekiler de yanar. Ama bu şekilde yanmaz. Şu anda saç tavamızı pişmeye bırakıyorum. İstersen bir odun getir. Altı az yanıyor gibi. Arzı da hızlı yanmaması lazım. Kısık ateşte mi olacak? Şöyle göstereyim. Komşunun da koyunları çıktı karşı taraftan. Galiba saman verecek. Bu arada akşam ezanımız okunuyor. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Allah'ım ezanlarımızı susturmasın inşallah. Domates daha yeni eridi galiba Serkan. O taraftan ses gelmeye başladı o taraftan. Bir de ben karıştırayım. Bakayım nasılmış kıvamı. Evimizin başına. Geçen gün de tavuk göğsüyle yapılmıştı. O daha iyiydi. Serkan yumuşak olurdu. Şimdi şöyle ne? Baharatlar mı atalım şimdi? Evet, baharat da sen at. Şöyle yemek kaşığı çok olur. Çünkü biberimiz de acı. Önce çok oldu. Bu çok mu? Hı hı. Tatlı kaşığı kadar. Şu? O yeter. Tamam, bir tatlı kaşığı kadar tuz biber attık. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Çok doldurma. Tamam. Bu kadar kimyon. Tatlı kaşığının ucunda da karabiber ekliyoruz. Tuzunu attı zaten Serkan. Artık atmayalım bence. Güzelce bir karıştıralım. Salça yapıyor musun Serkan sen buna? Hayır. Domates organik olduğu için zaten salça rengini verdi. Bir de etli yemeği salça bozuyor. Ekşime yapıyor. Ben onu fark ettim. Sizler de fark ettiğini bilmiyorum değerli izleyicilerim. Etli yemeğe salça eklendiği zaman gerçekten etin tadını bozuyor salça. Hava çok soğuk, ellerim dondu. Akşamın serinliğine denk geldi. Ayran yapayım mı bunun yanına? İçersen yap. Ama çok soğuk, ayran da gitmez. Yemeği yedikten sonra sobada çay demleyelim, içelim. Gel sen yemeğinin başına. Ben biraz daha karıştırayım. Ben biraz daha karıştırayım. Altı yanıyor mu Serkan? Yeter artık onun ateşi. Çok odun attığı zaman da yine yanmaya geçsek yemek. Altı tutacak. Daha bunun suyu var, yanmaz bu. Tamam, anladım. Suyu daha var bunun, yanmaz. Keşke imkanınız olsaydı da beraber yeseydik değerli izleyicilerim.
çıkmaya geçseydin bir bakardık tarama tuzuna. Sonra bakarız çıkma. Yufkayla yiyeceğiz biz bunu. Serkan çarşı ekmeği almış gelmiş. Ama ben yufkayla daha çok seviyorum. İşi ustasına bırak hanıma. Serkan bir tabak da şey kebanlara verelim. Tamam onu hallederiz. Bir tabak da şurada komşum var, iki tane çocuğu var. Bir tabak da onlara gönderelim. Şimdi karşı tarafta hem görüyorlar bizim pişirdiğimizi, dumanımızı. Bir de biz çok yapmışız. Zaten gözümüz hiç doymaz aza. Bir tabak da komşuya ben getireyim. Verelim. Serkan. Bir taraftan da malzemelerimi götüreyim Serkan. Götür artık. Şöyle malzemelerimi de götüreyim. Hem boş çıkmış olmayayım yukarıya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pişiyor. Kendi haline pişmeye bırakıyoruz. Bu şekilde sacın etrafına da yayalım. Böyle yaptığımız zaman çabuk pişer. Şuna koy Serkan da götür. Pişmedi daha. Pişmedi mi? Hayır. Daha pişmemiş. Pişince götürelim o zaman. Biraz sulu mu? Yok. Ya. Etine mi bak? Soğuduğunda ama suyunu çeker et. Ben de üşüdüm ya nasıl? Kedi gibi sokuluyorum ateşin içine. Etin tadına bakalım arkadaşlar. Pişmiş mi pişmemiş mi? Bak bakalım. Neyi eksik? Artık eksikse de bir çare bulamaz çünkü ben götürdüm baharatları. Tuzu mu yok? Hayır. Güzel var mi? Hı hı. Dur. Ben elimle bakacağım. Biraz tuzu yok gibi. Yediğin zaman sarımsak kokusu geliyor ağzına. Aynen öyle. Bence pişmiş. 5 dakika daha pişmesi gerekiyor. Böyle yakından göstereceğim ama duman izin vermeyecek galiba. Var, duman değil. Hava yemeğin buharı. İçin buhar. Duman da var Serkan. Duman şu taraftan çıkıyor. Bence yeterli bu. Sen şu tabaktan götüreyim. Duman gözüme gitti. Yeter arkadaşlar. Evet. Ben götüreyim sıcak sıcak vereyim. Eşim şu anda komşuya ayırmış olduğumuz yemeği götürüyor arkadaşlar.
Saç tavamız şu anda çok güzel pişmiş durumda. Buyurun gelin yiyelim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Biraz daha inceltelim bu şekilde yazalım etrafa ki daha iyi pişsin. Eşim geliyor komşuda. Bir kaşık daha çatlaya koy. Tam kapat. Şu an diğer komşuya götürüyor eşim. Komşu da bir şeyler bize de düşermiş insali. Komşu hakkında ayırmak lazım. Ateşin altına odun atmadım arkadaşlar. Çünkü yemeğimiz pişti bayağı. Yoksa ateşin hızlı yanması bunun yanmasına sebep olur. Saç tavanın altını tutmasına. O yüzden odun atmadık. Altındaki olanla pişmeye bıraktık. Çok güzel pişti şu anda. Yemeğe hazır. Eşim geliyor artık. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Onu biz tabağa koymuyoruz. Çünkü bu şekilde daha lezzetli oluyor. Tabağa koyduğumuz zaman taş tavamız geri soğuyor. O yüzden bu şekilde. Ben de bir gideyim mutfağa. Turşu getireyim bunun yanına. Annem üzüm hoşafı getirmiş Leyla annem. Üzüm hoşafımızı koyalım. Biz bu üzüm hoşafını videosunu çekmiştik değerli izleyicilerim. Kendi annem kurmuştu. Biliyorsunuz kanalımda var, izleyenler bilir. Olmuş, bana da getirmiş, görüyorsunuz. Annenin boğazından geçmez. Anneler hep öyledir. Gerçekten çok farklı bir lezzeti vardır üzüm hoşafının. Şöyle göstereyim. Tadı bambaşkadır. Belki yiyenler bilir. Dün de yoğurt çalmıştım. Şöyle göstereyim. Bir tabak da yoğurt koyalım. Yanına. Soframız. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında bir gün beklese iyi olurdu. Ama sabırsız elmas bekleyemedi yine. Köy yoğurdu. Biraz sıcak olmuş galiba. Sulu gibi. Ya da yeni açıldığı için. Yeterlidir. Soframıza götürelim. Soframız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Garnitürlü turşumuz. Karnabahar turşusu o da. Karışık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma destek verdiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza destek olursanız çok çok mutlu oluruz. Hoşça kalın, dostça kalın.